Merhaba arkadaşlar. Photoshop başlangıç eğitimi derslerimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bundan önceki videoda yeni bir belge açmayı öğrendik. Ondan önceki videoda da Photoshop programının arayüzünde ne var ne yok onu bir gördük. Şimdi arkadaşlar açtığımız belgeyi nasıl kaydedeceğiz? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar kayıt işlemleri birkaç farklı yöntemle yapılıyor. Ama benim size önerim fail menüsünden yapmanız. İlk yöntemimiz de bu. File'a geldiğimizde Save As, farklı kaydet ve Save seçeneklerimiz var. Kaydet ve farklı kaydet. Yine bunun kısa yolları yanında Ctrl S ve Shift Ctrl S şeklinde yazıyor arkadaşlar. Şimdi ekrana herhangi bir şey çizeceğim ben. Herhangi bir şey koyacağım. Mesela şuradan bir tane siyah renkli dikdörtgen çizdim. Şimdi ben böyle bir tasarım yaptım ve bunu kaydetmek istiyorum. Hemen File menüsüne geliyorum. Save diyorum. Bana diyor ki sen bu dosyayı kaydedeceksin ama nereye kaydetmek istiyorsun? Bilgisayarımda nereye kaydetmek istiyorsun? Hemen sol tarafta kullanılan seçenekler otomatik olarak geliyor. Mesela bilgisayarıma mı kaydetmek istiyorsun, yerel disk CD'ye, yoksa masa üstüne mi kaydetmek istiyorsun, yoksa başka bir yerde başka bir klasörün var da ona mı kaydetmek istiyorsun diye soruyor. Şimdi arkadaşlar masa üstünü seçtim, doğrudan masa üstüne kaydetsin istiyorum. Dosya adın ne olsun diyor, deneme. İlk başta belgeyi açarken şurada bakın deneme ismini vermişim ben bu belgeye. Deneme.psd diyor. PSD dedi arkadaşlar. Photoshop'un kendi dosya uzantısıdır. Photoshop'un yani bir şeyi Photoshop'ta yapıp kaydettiğiniz zaman PSD olarak yine açıp üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız PSD olması gerekiyor. Dosyamızın türü PSD ise, yani adından sonra nokta PSD yazıyorsa bu dosyayı Photoshop programında açabilirsiniz demektir. Açıp üzerinde düzenleme yapabilirsiniz demektir. Yani şuradaki katman yapısı falan bozulmamış demektir. Daha sonra arkadaşlar şurada formatı var. Basıyorum. Bakın burada tonla bize dosya formatı geliyor. Biz bunlardan birkaç tanesini göreceğiz. Birincisi PSD. Bu biraz önce söylediğim gibi yaptığımız çalışmayı daha sonradan değiştirmek istiyorsak bu formatta kaydediyoruz. İkincisi JPEG arkadaşlar. Yine internette yayınlamak, genel olarak webde kullanmak için kaydettiğimiz format bu. Daha sonra arkadaşlar PNG formatı var. PNG de arkadaşlar biraz bir önceki dersimizde bahsettiğimiz arka planı saydam ise PNG'yi kullanıyoruz. Şimdi biz bunun üçünü de deneyeceğiz. Hemen masa üstümü seçtim. Deneme.psd diye kaydet diyorum. Gelen seçeneğe OK diyorum ve programımı kapatıyorum. Kontrol edeyim. Bakıyorum masa üstüne deneme.psd gelmiş. Hemen çift tıklıyorum. Tekrar dosyamı açıyorum. Ve karşıma biraz önce yaptığım çalışma geliyor. Ve hemen tutuyorum bakıyorum. Çalışmam üzerinde oynama yapabiliyorum. Mesela bunun yerini değiştirebiliyorum. Bunun yanına bir şey daha ekleyeyim ben. Bir tane daha kare ekleyeyim. Şöyle bir dikdörtgen daha ekledim. Şimdi ben bunu fotoğraf olarak kaydetmek istiyorum. İnternette yayınlayacağım. PSD olarak internette yayınlayamam. Yani doğrudan gözükmez. Karşıma çıkmaz. O yüzden farklı kaydet diyeceğim bu sefer. Çünkü save dersem şu an deneme.psd dosyası açık. Onun üzerine kaydeder. Save as diyorum. Farklı kaydet. Bunu yeni bir dosya olarak kaydetmek istiyorum diyorum programa. Farklı kaydet. Nereye kaydet? Masaüstüme kaydet. Adı ne olsun? Yine deneme olsun. Türü ne olsun? PSD olmasın. Bu sefer JPEG olsun. Kaydet diyorum. Bu sefer farklı bir menü karşıma geldi. Diyor ki fotoğrafı kaydedeceğim ama kalitesi ne olsun? Low var, medium var, high var, maksimum var. Bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Maksimum yaparsanız fotoğrafın boyutu değişiyor. High yaparsanız başka bir boyut oluyor. Tabii şu an ekranımızda çok bir şey olmadığı için, iki tane dikdörtgenden başka bir şey olmadığı için boyutu küçük. Ama burada kaliteli bir fotoğraf olursa o zaman daha farklı boyutlar verecektir bize. Farkı daha iyi görürsünüz. Yine şuradan dosyanın kalitesini daha fazla arttırabiliyoruz.
Bakın şuradaki sayı da değişiyor. 12 derecesinde kaliteli şu an. Ve 179 kilobayt. Şurayı arkadaşlar hiç ellemiyorum. Okey diyorum. Geliyorum bakıyorum. JPEG formatında deneme.jpg diye buraya kaydetmiş. Çift tıklıyorum. Bu sefer Photoshop da açmadı. Bu sefer doğrudan benim resim ve fax görüntüleyicimde açtı. Bilgisayarımın resim açma programında açtı. Yine arkadaşlar bunu mesela ben Photoshop'ta açmak istiyorum. Şunu ben düzenleyebiliyordum tekrar açtığımda. Bakalım bunu düzenleyebileceğim mi? Sağ tıklıyorum. Birlikte aç. Neyle aç? Photoshop'la aç. Photoshop'un içinde aç. Dosyamı açtı arkadaşlar. Bakın birisi deneme.psd, diğeri deneme.jpg. Geliyorum. Bakıyorum, tıklıyorum. Bunun üstünde oynama yapamazsın diyor. Hareket ettiremiyorum. Bu hareket ettirmek için arkadaşlar şurada doğrudan bu fotoğrafı arka plan olarak almış. Şuna gelip bakarsan burada arka plan beyaz. Üzerinde rectangle diye rectangle 1 diye bir dikdörtgen var. Onun üzerinde bir dikdörtgen daha var. İki tane farklı farklı buraya gelmiş. Ama buraya geldiğimde artık JPEG olarak kaydettiğim için bütün dosyalarımı tek bir dosyaymış gibi, tek bir parçaymış gibi tek fotoğraf haline getirmiş. O yüzden bunları ayrı ayrı oynayamıyorum. Ayrı ayrı oynayabilmek için yine PSD olarak kaydedip PSD formatı üzerinden oynama yapmam gerekiyor. JPEG olarak kaydettiğimde üzerinde oynama yapamıyorum. Bir de arkadaşlar biz ne demiştik? Şunu kapatıyorum. Biz burada bir de PNG'yi kullanacağız. Hemen File, Save As, bir de PNG olarak kaydedelim. PNG, masaüstü, adı yine deneme olsun. Kaydet dedim. Tamam dedim. Bakıyorum şundan hiçbir farkı yok. Sadece sonunda PNG yazıyor. Kenarları da beyaz görünüyor bakın. Açıyorum. Burada zaten beyaz görünüyor. Çünkü arka planı zaten beyaz buranın. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımın arka planı saydamış olsun istiyorsan, mesela logo tasarlayacaksan ve kenarları boş olsun, işte yuvarlak bir arma şeklinde olsun, kenarları kareli olsun istemiyorum mesela. Onun için ne yapacağım? Hemen bu dosyamı bir kapatayım ben. Ne yapmam gerekiyor? File, NIF, sayfamı açarken arka planı white, beyaz veya arka plan rengi değil, transparan olsun demem gerekiyor. Arka planı transparan olsun ki, yani bir saydam olsun ki, ben burada bir arma, bir şey tasarladığım zaman ve PNG olarak kaydettiğim zaman kenarlarında o beyazlıklar görünmesin. Şöyle yine bir dikdörtgen çizdim. Bir tane de şuraya çizeyim, şöyle şuraya da çizeyim. Öylesine çizdim. File diyorum. Save as diyorum. Masaüstü. Dosyanın türü ne olsun? Deneme olsun. Deneme PNG zaten var diyor burada. Adları çıktı bakın. Deneme 1 olsun bu. Ve PNG modunu seçiyorum. Kaydet diyorum. Okey diyorum. Dosyamı kaydetti arkadaşlar. Geliyorum. Bakıyorum bunun kenarlarında beyazlık görünmüyor bakın. Çünkü biz bu dosyayı açarken arka planını transparan olarak açtık. Arka planı yani şuralarını saydam olarak açtık. Ama yine çift tıklayıp açarsam burada belli olmaz. Çünkü programın arka planı şuraları beyaz. O yüzden buraları beyaz gösteriyor. Aslında buralar saydam. Onu da şuradan bakarak saydam mı değil mi görebiliriz. Bunun dışında son bir şey var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum Untitled 1 diyor. Yani bunu PSD olarak kaydetmedin diyor henüz. Şurada bir yıldız var. Bu yıldızın anlamı nedir? Herhangi bir çalışmamın üzerinde bir değişiklik yaptıysam ve çalışmayı kaydetmediysem buraya yıldız koyuyor. Mesela elektrik gider, bir şey olur arkadaşlar, dosyamız kaybolur. Program bizi uyarıyor, diyor ki bak buraya yıldız koydum diyor, sen bir şey yaptın ama kaydetmedin diyor. Mesela kaydedeyim. Ctrl-S diyorum. Masaüstü deneme 1.psd olarak kaydediyorum. Bu düzenlenebilir hali dosyanın. Daha sonradan açtığımda üzerinde oynama yapabilirim. Demek kaydet dedim. Okey dedim. Bakın yıldız gitti. Ve burada yine dosyamın ismi, özellikleri yazıyor. RGB/8. RGB modunda 8 bit. Mesela şimdi burada yıldız yok. Şunu tuttum. Kaydırdım. Bakın yıldız geldi.
Program bana diyor ki sen bir değişiklik yaptın ve bunu kaydetmedin. Bunu hemen kaydet. Elektrik falan gider, bir şey olur diyor. Bu kayıtta yıldız da bu şekilde arkadaşlar. Eğer yıldız varsa bilin ki dosyayı kaydetmemişsiniz demektir. Bunun yanı sıra bir de bunu kapatmayı deneyeyim mesela. Şuradan da dosyalarıma harici kapatabiliyorum. Bastım. Diyor ki bana kaydetmediğin değişiklikler var. Bu dosyayı kapatmadan önce bunları kaydetmek ister misin? Evet dersem dosyamı en son adı neydi? Deneme 1'di. Bunun üzerine kaydedecek. Hayır dersem bu dosyayı kaydetmeden kapatacak. En son yaptığım değişiklikler ortadan kaybolacak. İptal dersem de iptal etmiş olacağım. Gelelim. Kapatalım. Hayır diyelim. Bakıyorum. Açıyorum tekrar. Bir önceki modunda mesela şunu sileyim. Daha anlaşılır olsun. Bunu da sileyim. Kapatıyorum. Değişikliği kaydetmek ister misin diyor. Hayır diyorum. Tekrar açıyorum dosyamı. Bakıyorum yaptığım değişikliği kaydetmemiş. Şimdi siliyorum bunu. Bunu da siliyorum. File. Save as. Pardon. Doğrudan kapata basıyorum. Yes diyorum. Tekrar açıyorum dosyamı. Bakıyorum bu sefer kaydetmiş. Yaptığım değişikliği kaydetmiş. Program yani bize bir dosya kaybı, çalışma kaybı yaşamamamız için uyarılar da veriyor. Biraz önce söylediğim arkadaşlar silme, işte dosya ekleme, dosya çıkarma, böyle tutup kaydırma, sürükleme işlemlerini sonraki derslerde göreceğiz. Katman mantığı, katman yapısı derslerinde göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.